Kürtlerin kendi taleplerini uluslararası bir platforma taşırmaları ve bu platformun kendi taleplerini dilendirmeleri ve burada alınan kararlardan söz sahibi olmaları kendi geleceği açısından son derece önemlidir. Diye denilebilir ki Suriye'de böylesi uluslararası platformlara katılmayı en çok hak eden Kürtlerdir. Yine hem çözümü hem barışa en yatkın olan Kürtlerdir. Uluslararası platformda da en çok pozitif rol oynayan Kürtlerdir. Yani katılmaları temelinde en çok pozitif rol oynayabilecek olan grupların başında, kesimlerin başında Kürtler geliyor. Kürtler bunu birçok yönüyle hak etmişlerdir. Suriye iç savaşında en doğru yaklaşımı, en doğru politikayı, en doğru tavrı ortaya koyanların başında Kürtler geliyor. Ve hem Orta Doğu sorunların çözümünde, hem Suriye sorunun çözümünde, hem Suriye'deki demokratik hak ve özgürlüklerin yerine getirmesinde, hem Suriye'nin yeniden yapılandırmasında Kürtlerin tabii ki çok önemli ve hayati düzeyde rolleri olacaktır. Maalesef bugün uluslararası platform Kürtlere kapatılıyor. Kürtler bu platformda dışlanmaya çalışılıyor. Çeşitli güçlerin girişimleriyle, politikalarıyla. Bu son derece esas itibariyle olumsuz bir durumdur. Kürtler tabii ki bu olumsuz bir durumu olumlu bir duruma çevirebilirler. Uluslararası kamuoyuna seslenebilirler. Katılmamış gibi bir etkiye dahi yol açabilirler eğer rollerini iyi oynasalar. Çok çeşitli etkinlik biçimleriyle, mitinglerle, yürüyüşlerle, uluslararası kamuoyuna ve uluslararası mekanizmalara seslenme imkanları tüm de elinde gitmiş değildir. Bu açıda tabii ki Kürtlerin böylesine bir etkinlik içerisinde uluslararası kamuoyuna seslenmeleri son derece önemlidir. Ve bu platformun Kürtlere kapalı tutulması, Kürtlerin giderek de bu platformda dijitalama yönelik çabaların, politikaların, stratejilerin arkasındaki güçler son derece olumsuz bir rol oynuyor. Biz biliyoruz bunun bir ayağı bölge çapında olan bir güçler kesimi var, bir ayağı da uluslararası şeyde olan güçlerin de tabii ki etkisi vardır. Ama esas itibariyle tabii ki burada Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Yine bölge güçlerin rolü çok önemlidir. Türkiye başından beri Rojava'ya karşı, Suriye Kürtlerine karşı, Suriye Kürtlerini uluslararası platformlarda, Rojava'ya uluslararası platformlarda dijitalama yönelik çok özel bir çaba içinde olduğu, çok özel politikalarla bu işi götürmeye çalıştı ve günümüzdeki duruşu da budur. Bugünkü İran'la ilişkileri de bu temelde sürüyor, Rusya'yla ilişkileri bu temelde sürüyor, Avrupa'yla ilişkileri bu temelde sürüyor. Tabii diğer kesimlerin de bu konuda özellikle olumsuz rolleri, Arap milliyetçiliğin, Arap devletlerin, yine Südü'nün benzeri kesim de bu konudaki tabii ki şeyi vardır, rolü vardır yani. Bu Cenevre 2'de çok kalıcı sonuçlar beklenmiyor. Yani hemen barış gerçekleşecek, Suriye sorunu çözümü hemen gerçekleşecek yönde bir beklenti yüksek düzeyde yoktur. Ve birçok kesim şimdilik de bir biçimde katılmama yönünde bir yaklaşım gösteriyor. Tabii ki Kürtlerin Cenevre katılmaması hem o platformu alaki düzeyde hem uluslararası özellikle sorunun çözümü konusundaki politikaların geleceği açısından son derece zorlar yani. Bu esasında Kürtlerin Cenevre'ye katılmaması bu Cenevre'nin aslında şeyine meşruiyetine gölge düşürür. Çünkü mevcut durumda en meşru yaklaşımı, en alaki yaklaşımı ve en doğru yaklaşımı ortaya koyan Kürtlerdir. Halbuki Kürtlerin bu konuda ödüllendirilmesi gerekiyor. Bu konuda Kürtlerin bu platformun başında olması gerekiyordu. Bu konuda herkesin elini vicdana koyup da Kürtlere yol açması gerekiyordu. Bu demek ki kirli politikalar, bölge politikaları, çözümsüzlük politikaları bir biçimiyle de burada buluşuyor. Ve bir biçimde bu platformda kendi etkisini, varlığını sürdürmeye çalışacak. Burada kalıcı sonuçlar çıkmaz. Bu tabii tüm süreçlerin sonu anlamına gelmez. Hatta Kürtler dışarıda da muhalefet ederek kendi konumlarını daha da güçlü duruma getirebilirler. Uluslararası kamuoyuna seslenerek, uluslararası mekanizmalara seslenerek çok farklı mücadele biçimleriyle çok daha merkezi bir konuma gelebilirler, çok daha dikkat çekebilirler ve çok daha bir biçimde kamuoyuna bundan sonra daha iyi seslenebilirler. Yani bu dijitalanmışlık
esasında Kürtleri tümden şeye bırakmaz yani çözümsüz ve çaresiz bırakmaz. Ve kaldı ki Kürtler de buna dayanarak yani kendi içine büzülemezler. Ve bu noktada çok daha aktif bir biçimde uluslararası kamuoyuna seslenerek kendi konumlarını daha da güçlü bir duruma getirebilir ve bu yönü çok güçlü bir algı oluşturma şansı ve imkanı vardır. Bu uluslararası bölge güçlerin politikalarının bir sonucudur. Aslında Kürtler arasındaki Rojava'da bugün yüksek düzeyde bir birlik vardır. Hemen hemen %90'ına ulaşan bir birlik var toplum içinde. Toplum çeşitli kesimleri içinde sırf Kürtler değildir. Oradaki Süraniler, Ermeniler, Araplar, Türkmenler esas itibariyle bir birlik etrafında, bir örgütle etrafında ve bir süreç etrafında birleşmişlerdir. Süren hiçbir yerinde böyle bir bütünlük yoktur. Hiçbir yerinde böyle bir birlik yoktur. Hiçbir yerinde böyle bütünleşmiş, organize edilmiş bir durum ortada yoktur. Ama bölge güçlerinin özellikle Türkiye'nin, KDP'nin ve diyelim daha başka Sudan'ın, Katar'ın ve bir biçimde de İran'ın politikaları Kürtleri mümkün oldukça birbirinden ayrı tutmaya, ayrıştırmaya, aralarında nifak tohumlarını ekmeye, çok farklı merkezlere ve farklı politikalara çekmeye yönelik yaklaşımları çok yoğun düzeyde sürüyor. Aslında Kürt Yüksek Konseyi oluşurken bir biçim ile Kürtler eğer bir platforma katılırsa birbirine danışarak birlik içinde katılmaları. Fakat sonra biliyorsun NKS bu tavrı dıştalayan bir şey içine girdi. Gitti mesela Suriye muhalefetine özellikle yanaştı ve yine bu Cenevre'ye de Suriye muhalefeti üzerine katılmıyor. Halbuki o Suriye muhalefetidir ki Kürtleri tanımıyor yani Kürtlerin bir özgüç olarak, bir irade olarak, kendi politikaları ve kendi geleceğini belirleyen bir dinamik olarak katılması değil, kendilerine tabi olan, kendilerinin bir parçası olan, kendilerinin bir taktik uzantısı olan ve bir biçimde Suriye muhalefetinin onlar hakkında karar aldığı ve bir biçimde onlar hakkında söz sahibi olduğu bir mekanizma Suriye muhalefeti böyle bir şey. Bir kısım Kürt kesim buna katıldı, iyi yapmadı. Bu parçalayıcı bir durum oldu. Bu Kürtlerin elini zayıf düşürdü. Bu Kürtlere bazılarının eline koz verdi. Yani özellikle için bazı kesimler bir biçimde bunu Kürtlere karşı, Rojava'ya karşı kullanıyorlar. İşte Kürtler parçalıdır, işte Kürtler bir bütün değildir. Kürtler kendi arasında ne istediğini bilmiyorlar. Bu esasında bu uluslararası güçlerin, bölge güçlerin, çözümlükte yana olan güçlerin çözümsüzlük politikalarına bir biçimiyle şey yaptı, yani güç verdi. Bu tabii ki son derece olumsuz bir durum ve son derece geleceğinden negatif etkilen bir tavır yani. Ama yoksa bugünkü Rojava'da çok yüksek düzeyde bir birlik vardır yani. Şimdi daha doğrusu KDP başından beri Rojava'ya tavır aran, Rojava'ya uluslararası alanda dijitalleyen kesimlerle bir uyum içerisinde oldu. Yani mesela Rojava'ya yönelik ambargo uygulandı, ekonomik ambargo uygulandı, Türkiye uyguladı, Irak uyguladı, uluslararası alanda ambargo uygulandı, hatta muhalefet uyguladı. Selefi gruplar bir biçimde şey yaptılar ama KDP de mesela similar kapısını kapattı ve o da bu politikaya katıldı. Yine Kürtlere yönelik diplomatik alanda bir kuşatma oldu ve bir biçimiyle KDP de buna katıldı yani. Onlarla diplomatik kuşatmayı yaratan güçlerle, Rojava'ya dayatan güçlerle bir biçimde uyum içinde oldu. Burada tabii ki bir bencillik vardır. Burada tabii ki bir Rojava'ya karşı olumsuz bir tavır vardır. Neden bu tavrı içinde bence bir bölge güçlerinin etkisi olabilir. Türkiye gibi güçlerin etkisi olabilir.